Bugün orijinal bir konuyla derse başlıyoruz. Reading Academy'de yeni kayıt olan öğrencilerimize dönem dönem soruyoruz. Arkadaşlar ne okumayı planlıyorsunuz bu eğitim bitirdiğinizde? Hani okuma becerilerinizi geliştirip hangi alanda kullanacaksınız? Özellikle yazılım alanında çalışan öğrencilerimizin React Native ile alakalı okumalara heves duyduklarını gördük. Nasipse bu konuda İleride React Native'in kendi dokumentasyonundan Getting Started yani başlarken dediğimiz o ilk seriyi bir Reading Akademi'de ne yapacağız? Adım adım inceleyeceğiz. Hani bu konuda özellikle teknoloji alanında çalışan ya da teknik dokumentasyonlara ilgi duyan öğrencilerimiz için. Hazır onun için de bir ısınma turu olsun. YouTube'dan da beraber çalıştığımız, yol gösterdiğimiz öğrenciler için de bir ısınma turu başlangıç olsun diye ne yaptım? React Native sitesini açtım. Buradan kısaca React Native nedir? Onunla ilgili yapılan açıklamalar, teknik anlatımlar bir bakalım istedim. Tabi ilk başta şey çıkmış. Bugünün hani günün anlam ve önemini ithafen derler ya Black Lives Matter Amerika'daki gösterilerle alakalı olarak işte siyah ya da siyahi hayatları da önemlidir o slogan çıkmış burada. Sonra hemen bakalım. Burada bölümler var. React Native'in kendi sitesinde. Şu an 0.63 sürümündeymiş. Docs, Document, hani dokümanlar, dokumentasyona link var burada. Components, bileşenler, API, API de diyorlar Türkçe'de. Ondan sonra topluluk, blog ve github sayfasına link var. Şurada hemen bakın ne demiş. Slogan ne? Güzel bir slogan. Learn once, write anywhere. Learn once. Bir kere öğren. Once. Hani bir kere, bir kez. Learn once. Bir kere öğren. Write anywhere. Her yerde yaz. Her yerde aklına gelen her yerde yaz. Buradaki amaç da ne? Hani React Native ile farklı mobil platformlarda. Ondan sonra hatta masaüstünde web webde de yazılım geliştirebilmek. Burada get started. Hani başlayalım. Learn the basics. E, temelleri öğren. Şimdi ben burada özel olarak ilk başta bazı tanıtım yazıları var. Güzel bir tanıtım sayfası var burada. Buradaki teknik dili anlatımı sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ne demiş? Create native apps for Android and iOS using React. Create native native apps. Demiş ki native uygulamalar geliştirin, oluşturun ya da yaratın neyse. Create native apps hani native uygulamalar. Native uygulamadan da kasıt şu. O platformun kendi desteklenen diliyle. Mesela iOS için yazıyorsanız işte Objective-C vardı eskiden, şimdi Swift var. Ya da Android için yazıyorsanız Kotlin, hani Java'nın bir versiyonu, bir üst dili belki diyebileceğimiz Kotlin var ya da Java ya da Java ile yazıyorsunuz. Ha, o performansla uygulama geliştirmeniz için hazırlanmış React'te. Ne? Create native apps for Android and iOS using React. React kullanarak using React. React kullanarak Android ve iOS için Android ve iOS için ne diyor? Native uygulamalar geliştir. sonra anlatmış. React Native combines the best parts of native development with React a best in class JavaScript library for building user interfaces ne demiş? React Native React native demiş, combines the best parts of native development with React the best parts of native development yani native geliştirmenin ya da ne diyelim, o platforma uygun geliştirmenin, en iyi parçalarını, the best parts of native development, hani platforma özgü geliştirmenin en iyi parçalarını ne yapar? React ile, React ne? Yine React Native'in geldiği kök diyelim kütüphane. React birleştirir. Sonra React açıklamış. Nedir React? A best in class JavaScript library for building user interfaces. Ki React neymiş? A best in class sınıfının en iyisi bir JavaScript library kütüphanesiymiş. JavaScript kütüphanesiymiş. Ne için? For building user interfaces kullanıcı arayüzleri inşa etmek için hani sınıfının en iyi JavaScript kütüphanesi olarak tanımlanmış React. Bu da demiş ki hani React Native ne yaparmış? Platforma özel geliştirmenin en iyi parçalarını React ile birleştirirmiş. Sonra use a little or a lot. Hani az kullanın ya da çok kullanın. You can use React Native today in your existing Android and iOS projects or you can create a whole new app from scratch. Ne diyor? Az kullanın ya da çok kullanın. You can use React Native today. Bugün diyor React Native'i kullanabilirsiniz. Nerede? In your existing Android and iOS projects. Var olan hani existing var olan şu an diyelim geliştirilmiş olan Android ve iOS projelerinizde kullanabilirsiniz ya da or You can create a whole new app from scratch ya da diyor tamamen yeni bir uygulama, a whole new app tamamen yeni bir uygulamayı from scratch sıfırdan oluşturabilirsiniz. Yani diyor ki ister var olan bir uygulamaya entegre edin ister sıfırdan oluşturun. İki türlü de kullanabilirsiniz. Sonra anlatmış. Written in JavaScript rendered with native code. Ne demiş? React primitives render to native platform UI meaning your apps uses the same native platform APIs other apps do. Ne diyor? Written in JavaScript. JavaScript'le yazılmış. Written in JavaScript. JavaScript'le yazılmış. rendered with native code. Ama ne oluyormuş? Native code hani platforma özgü kodla o platform hangi platform için yazdıysanız o platforma özgü kodla native code o kodla rendered oluşturulmuş. Hani siz JavaScript ile yazıyorsunuz ama diyelim uygulama çalışırken o platforma özgü koda dönüşüyor. Rendered with hani rendered with oluşturulmuş gibi düşünün. Oluşturulmuş ya da ne yapılmış? Ortaya çıkartılmış. Render'in çünkü çok farklı anlamları var. Mesela videoyu render etmek diyelim nihai haline getirmek düzenleyip burada da rendered with hani JavaScript ile yazılmış ama rendered with native code. Hani cihazda çalışırken ya da cihaza aktarılırken diyelim uygulama dosyası, nihai uygulama dosyası oluşurken ne oluyormuş? Native platforma özgü koda dönüşüyormuş. Sonra anlatıyor. React primitives. Render to native Platform UI. Diyor ki React Primitives. React'teki Primitiveler. Şimdi Primitive normalde ilkel demek. yani React ilkelleri deyince e, kulağa garip gelebilir. Programlamada Primitive en hani temel birimler anlamında kullanılmış. Ha React'teki en temel hani birimler o programlama dilinin ya da kütüphanenin en küçük parçaları. En temel parçaları ne oluyor? React Primitives Render to Native Platform UI. Diyor ki React'teki bu diyor en küçük parçalar bile ne yaparmış? Render to hani dönüşür Neye dönüşür? Native platform UI. Platforma özgü, yani native platforma özgü arayüze, user interface, arayüze dönüşür. Meaning your apps uses the same native platform API as other apps do. Sonra virgülle ek bilgi vermiş meaning. Bu da şu anlama gelir diyor. Meaning. Hani şunu vermiş. Virgülle meaning dedi. Yan cümle başlatmış. Kısaltımı başlatmış diyelim. Meaning your apps. Ki bu da şu anlama gelir. Your app. Sizin uygulamanız ne yapar? Use this, uses the, the same native platform APIs other apps do. Sizin uygulamanız da diyor. Böylece ne yapar? the same native platform APIs other apps do. Diğer uygulamaların yaptığı, kullandığı, hani yapmaktan kasıt şu use'ı şurada do ile kısaltmış aynı fiili tekrar etmemek için. Ne diyor? Diğer uygulamaların kullandığı native platform APIs yani platforma özgü API'ları ne yapar? Sizin uygulamanızda kullanır. Yani hani yabancı ya da farklı sisteme erişemeyen bir kod değil, sisteme erişebilen bir kod oluşturmuş olursunuz bu vesileyle. Sonra Many platforms, one React. Pechok platform, bir React. Nidio? Create platform specific versions of components so a single code base can share code across platforms. With React Native, one team can maintain two platforms and share a common technology, React. Many platforms, pechok platform, bir React. Nidio? And zatam React kullanarak, React Native kullanarak pek çok platform için aynı kod temelinden, kod bazından yola çıkarak işte tabanından yola çıkarak bir ne yapmak? Uygulama geliştirmek. Diyor ki, create platform specific versions of components so a single code base can share code across platforms. Create platform specific versions of components. Diyor ki, bileşenlerin hani kodumuzda belli bileşenler, arayüz parçaları tanımlıyorsunuz, bileşenler. Diyor ki, bileşenlerin platforma özel versiyonlarını oluşturun. So ki böylece a single code base böylece tek bir kod temeli ne yap ya da kod diyelim yığını mı dersiniz temeli mi dersiniz kod bazı mı dersiniz ama kod temeli tabanı temeli ya da tabanı daha ziyade kullanılıyor gördüğüm kadarıyla. Hani diyor ki platforma özel hani bu bileşenlerin platforma özel versiyonlarını geliştirin ki böylece tek bir kod temeli ya da tabanı can share Code across platforms. Böylece tek bir kod temeli ne yapabilir? Platformlar arasında, platformlar boyunca kod paylaşabilir. Mesela ne diyelim? Mantık aynı. Hani belki uh, if fonksiyonlarını belli şeyleri aynı yazdın. Sadece o butonun rengini, şeklini bir platformda daha büyük, birinde daha küçük yaptınız. Ama arkadaki temel diyelim ne olsun? Kod olsun. Kod temeli olsun. Aynı. With React Native, React Native'le one team can maintain two platforms and share a common technology React. Diyor ki React Native ile bir takım one team ne yapabilir? Can maintain, sürdürebilir. Ne? Two platforms. Yani iki tane platform sürdürebilir ya da aynı anda geliştirebilir. Ve share a common technology. İki platform sürdürebilir ve ortak bir teknoloji paylaşabilir. Yani arkasında iki farklı platform işte iOS içinde, Android içinde, belki Windows içinde. Hani ortak bir kod tabanı kullanarak hareket etmek mümkün. Ortak bir teknolojiyle farklı platformlar için ortak bir teknolojiyle ne yapıyorsunuz? Yazılım geliştiriyorsunuz. Sonra devam ediyorum. Ne diyor? Native development for everyone. Hani platforma özel geliştirme. Hani bu native. Tabii native geliştirme de diyebilirsiniz ama aslında burada native ile kasıt ne? Hani o platforma özgü. Native development for everyone. Herkes için platforma özgü geliştirme diyebiliriz. Daha Türkçeleştirecek, anlaşılır hale getirecek olursak. Diyor ki React Native lets you create truly native apps and does not compromise your user's experiences. Ne diyor? React Native lets you. İzin verir. Sizin şunu yapmanıza izin verir. Let burada izin vermek anlamında. Lets you create. Oluşturmanıza izin verir. Ne oluşturmanıza? Truly Native Apps. Tamamen e, ne diyelim? Tamamen organik mi diyelim? Tamamen platforma özgü uygulamalar geliştirmenize izin verir. Ve does not compromise your user's experiences. Ve diyor sizin Kullanıcılarınızın tecrübelerini ne yapmaz? Does not compromise. Bozmaz yani kullanıcıya kötü bir tecrübe sunmaz. To compromise something hani bir şeyi bozmak ya da ne diyelim taviz vermek anlamında. Heh, ne diyor? Hani sizin diyor tamamen platforma özgü uygulamalar geliştirmenizi sağlar ve kullanıcıların tecrübesini bozmaz. Does not compromise your users experiences. Sonra it provides a core set of platform agnostic native components like view, text and image. ...that map directly to the platform's native UI building blocks. Güzel. Diyor ki, it provides a core set of platform-agnostic native components. Bakın, gayet güzel. Diyor ki, o sunar. Ne sunar? A core set of platform-agnostic native components. Uzun bir tamlamı var burada. O diyor, sunar. Ne sunar? A core set. Temel bir set sunar. Ya da küme. Bakın, set, küme. Temel bir set ya da küme liste sunar. Ne, neyin listesini? Of platform-agnostic native components platformdan bağımsız native componentlar native bileşenler sunar. Hani platform agnostic, hani platformdan bağımsız. Hani belli bir platforma bağlı olmayan. Yani ne diyor ki ben sana bir bileşen vereceğim. Sen bunu Android'de de, işte Windows'ta da, işte iOS'ta da her yerde de kullanabileceksin. Diyor ki hani React Native size sunar ne sunar? Temel bir set, temel bir küme işte platformdan bağımsız native componentlar sunar native bileşenler sunar. Hani buna komponent de diyorlar Türkçe'de, bileşen de diyorlar. Yani Türkçe eleştirecek olursanız bileşen, hani biraz daha İngilizce'ye yakın Türkçe'ye evrilmiş halini söyleyecek olursanız komponent. Ki bunlar neymiş? View. Bakın bunlar hep React'teki komponentler yani bileşenler. İşte, işte ne? View. Hani ne diyelim bununla bir et Türkçe'ye çevirsek daha sağlıklı. Hani view. Hani görünen alan hani ne diyelim size hani şu görünen alanı ifade eden bir bileşen. View, text, Metin içeren bileşen, image görsel içeren bileşen, view text image gibi bileşenler ne yapar? Sunarmış ki bunlar neymiş? Platformdan bağımsız temel bir bileşen kümesiymiş. Ki bunlar bakın sonra ne yapıyor? ile bunları açıklıyor hani bu bileşenler. Bileşenler diyor. Sonra örnek veriyor. Şunun, şunun, şunun gibi bileşenler. Sonra diyor ki that map directly to platforms to the platforms native UI building blocks. Ki diyor bunlar map directly doğrudan diyor. Şimdi burada map'ten kasıt harita değil. Map directly. Doğrudan diyor bağlanır. Nereye bağlanır? To the platform's native UI building blocks. Bu bileşenler diyor doğrudan hani kullanıldığı platformun doğal, özgün, kendine has arayüz inşa bloklarına bağlanır. Building blocks hani arayüz inşa blokları. Mesela şimdi siz Android'de de olsanız, iOS'ta da olsanız ne olacak? İşte düğme dediğimiz buton dediğimiz bir şey olacak. İşte metin alanı diye bir şey olacak. İşte görsel dediğimiz bir şey olacak. Ha bu da ne yapıyormuş? Bu platformdan bağımsız bileşenler. Hani çalıştığı platforma göre hangi platforma göre yazıyorsanız o platforma göre o platformun otomatik olarak özgün, o platforma özel arayüz inşa bloklarına doğrudan bağlanıyormuş. Evet, böyle devam edelim. Sonra ne demiş? seamless cross platform cross platform platform platformlar arası ya da hep, her platformda çalışan gibi düşünebilirsiniz. seamless hani sorunsuz problemsiz pürüzsüz platformlar arası geliştirme diyebiliriz buraya. Ne diyor? react components wrap existing native code and interact with native apis via React's declarative ui paradigm and javascript this enables native apps, native app development for whole new teams of developers and can let existing native teams work much faster. Ne demiş? Pürüzsüz, sorunsuz platformlar arası geliştirme. Ne demiş? React components, React bileşenleri wrap existing native code. Bunlar diyor React bileşenleri var olan platforma özel kodu ne yapabilirler? Sararlar. Onun etrafını sararlar ve demiş and interact with native APIs. Ve demiş platforma özgü API'larla ...etkileşime girebilirler. Ne vasıtasıyla? Via React ...Declarative UI Paradigm and JavaScript. Demiş ki, hani... ...React bileşenleri... ...platforma özgü... ...var olan kodu sarabilirler. Yani ona hükmederler gibi düşünün. Onu da içine... ...katarlar ve platforma özgü... ...API'larla iletişim kurabilirler. Ne vasıtasıyla? React'in... ...Declarative... ...Arayüz Paradigması ve... ...JavaScript vasıtasıyla o platformla konuşabiliyor. Platforma özel kodla konuşabiliyor, iletişim kurabiliyor. Sonra this enables native app development. Bu diyor sağlar. Native app development. Hani platforma özgü geliştirmeyi sağlar. For whole new teams of developers. Tamamen hani tamamen yeni e, geliştirici takımları için neyi sağlar? Platforma özgü geliştirmeyi sağlar. Tabi buradan kasıt ne? Eskiden JavaScript yazan diyelim iOS için belki Android için yazmıyordu. Şimdi bunu React sağladığı için hani web için yazanlar artık belki ne yapmak? Uygulama pazarı için de yazabiliyorlar. Kodu yazabiliyorlar. Ve can let existing native teams work much faster. Hem bunu sağlıyor hem de diyor hani bu durum React. Neyi sağlar? Can let existing native teams platforma özgü çalışan takımların, var olan takımların work much faster, çok daha hızlı çalışmasını sağlayabilir. Evet son bir kısım daha şimdi ele alacağım ve böylece bu dersi sizin için tamamlayacağım. Tabi birkaç bölüm daha var ama dersi daha kompakt tutmak yani öğrendiklerimizi bir tekrar edebilmek adına bu bölümle tamamlayacağım. Ne demiş? Fast refresh. Bu da mesela diyelim geliştiricilerin çok sevdiği hot reload da bazen diyebiliyorlar. Geliştiricilerin çok sevdiği bir özellik hızlıca ne yapabilmek, yenileyebilmek. Sayfadaki değişiklikleri, uygulamadaki değişiklikleri hemen görebilmek. Normalde Java ile ya da diyelim objective C ile eskiden kod yazarken her defasında kodu compile ediyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? Kodu derliyorsunuz, bekle bekle o derlensin, uygulama tekrar görünsün. Hani o değişiklikleri görmek, güncellemek çok daha vakit alıyordu. Tabii React Native daha web temelli bir teknoloji olduğu için bu ya da JavaScript temel bir teknoloji olduğu için bu arayüz güncellemelerini çok daha hızlı görebiliyorsunuz. Diyor ki see your changes as soon as you save. See your changes. Değişikliklerinizi görün as soon as you save. Hani kaydeder kaydetmez. As soon as you save. Hani siz kaydeder kaydetmez. Hani control S yani CTRL S'ye bastığınızda kaydeder kaydetmez diyor. Yaptığınız değişiklikleri emülatörden görün ya da hani o arayüz artık ne kullanıyorsanız görün. Bakın burada yazılan kodun direkt şurada karşılığını görebiliyorsunuz. With the power of JavaScript, React Native lets you iterate at lightning speed. With the power of JavaScript, JavaScript'in gücüyle ne yapıyormuş? React Native. React Native lets you iterate. Let's you iterate. Iterate adım adım gitmek demek. Yani bir şeyi daha iyi yapmak için to iterate over something. Hani bir şeyin üzerinden tekrar tekrar geçmek. Diyor ki JavaScript'in gücüyle React Native sizin diyor at lightning speed hani yıldırım hızında ışık hızında diyor iterate bir şeyin üzerinden adım adım geçmenizi sağlar. Özellikle de kodlama yaparken dur işte şunun rengini biraz daha işte açık yapayım koyu yapayım şu düğmeyi biraz daha büyüteyim küçüteyim bu tür şeyleri hani nihai sonuçları çok daha hızlı görüp daha hızlı adım adım ilerleyebiliyorsunuz. Iterate güzel bir fiildir. Hani bir şeyin üzerinden tekrar tekrar adım adım geçme. Sonra no more waiting for native builds to finish. Save, see, repeat. Bakın burada ne yapmış? Platformlara biraz çakmış açıkçası diyor ki no more waiting artık no more waiting bundan sonra artık beklemek yok ne için for native builds native builds hani platforma özgü derlemeler için inşalar için hani kodu dediğim gibi compile yani derleme sürecine sokmanız gerekmiyor to finish diyor ki hani o platforma özgü derlemelerin inşaların bitmesi için artık beklemeye gerek yok ne yapın? Save, kaydedin, görün ve tekrar edin. Hani React Native'in temel felsefesi bu. Ama şu diğer konu başlıklarında da hızlıca bakalım. Talks demiş. Hani React Native ekibindeki kişilerin farklı alanlarda verdiği konuşmalardan bahsetmiş. Ondan sonra ne demiş? Facebook supported community driven. Hani Facebook tarafından destekleniyor ama community driven. Hani topluluğunu ilerlettiği, yönlendirdiği, hani ileri taşıdığı, sürdüğü bir proje olarak nitelendirmiş. Sonra da React Native'in kullanıldığı farklı uygulamalardan örnek vermiş. Mesela Facebook, Tesla uygulaması, Instagram. Bir sürü uygulama mesela Walmart tabii Türkiye'de çok bilmiyor da Walmart Amerika'nın en büyük diyelim, e, süpermarketlerinden birisi gibi. Evet, genel durum bu sevgili arkadaşlar. Böylece ne yapmış olduk? React Native'e bir bakmış olduk. Dediğim gibi benim aklımda nasipse tabii bu biraz uzun bir proje olacak ama nasipse şurada şu getting started yani the basics başlangıçla alakalı kısmı bu dönem hani Reading Academy için adım adım hem Diyelim bir kodlama bilgisi olarak hem de özellikle yazılım, dokumentasyon okuyan, İngilizcesini geliştirmek isteyen öğrencilerimizin takip edebileceği bir kaynak haline getirmek, video ders haline getirmeyi planlıyorum. O da nasipse umarım bu dönem yayında olur. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.